Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği programda şehit ve gazi aileleriyle buluştu. Elazığ'ın Türk tarihi açısından önemli bir şehir olduğunu belirten Bakan Yanık, milli mücadelenin filizlendiği sembol şehirler arasında Elazığ'ın da yer aldığını söyledi. Gaziler Haftası nedeniyle Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Elazığ İl Protokolü'nün katılımıyla yapıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimiz için dua edilmesiyle başladı. Hasreden okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i din, vatan, millet, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi, kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan vakfın amacını anlattı. Amacı tüm şehit yakınları ve gazilere maddi ve manevi destek sağlamak, toplumda ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmaktır. Şehit ailelerinin millete ve devlete emanet olduğunu ifade eden Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ'da kayıtlı 327 şehit ailesinin olduğunu söyledi. 327 şehit ailemiz kayıtlı. Bunların 191'i ilimizde ikamet ediyor. Bugüne kadar bu 191 ailemizden bizzatihi 150 aileyle birebir görüşmenin mutluluğunu yaşadım. Kâh kapılarını çaldık, bizi misafir ettiler. Sohbet etme imkanı bulduk. Kâh bir bardak çay ikramımızı kabul ettiler. Bizimle birlikte oldular. Onlarla geçirdiğimiz zaman bizim için kıymetliydi. Ben bu vesileyle kıymetli şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize bir kere daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elazığ'ın milli mücadele fikrinin filizlendiği önemli şehirler arasında yer aldığını kaydetti. 1071'den beri Anadolu'daki varlığımızın teminatlarından birisi olan Elazığ, Haçlı seferlerine kahramanca karşı koyan Belek Gazi'nin şehri Elazığ, tarihimiz içinde çok ayrı, çok müstesna bir yere de ayrıca sahiptir. Elazığlılar o meşhur 8 köşe kasketleriyle yiğitlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, misafirperverlik ve alçak gönüllülük gibi hasletleri başlarının üzerinde taşırlar. 8 köşeli kasketin her köşesi adeta bir değerimizi yaşatıyor. Elazığ coğrafyası ve kültürüyle de ülkemizin önemli zenginliklerini barındırıyor. Ağın leblebisini, boğaz kereve öküz gözü üzümünü, çedene kahvesini, menceki buğdayını, yeni hasat edilmiş taze cevizlerden yapılan Elazığ orciğini, şavak tulum peynirini bilmeyen yoktur. Tadını bilip de herhalde sevmeyen de bulunmaz. Birisi. Bir yandan milli mücadele fikrinin filizlendiği, diğer yandan ismi doğrudan Gazi Paşa tarafından konulan bir şehir olma ayrıcalığını da Elazığ taşıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde milli mücadele ruhunun yeniden doğduğunu belirten Bakan Derya Yanık, 15 Temmuz ruhunun övünç kaynağı olduğunu söyledi. O karanlık gecenin sabahında kalbi vatanı için çarpan herkesin birer şehit namzeti, birer gazi adayı olduğuna inanıyorum. Bu ruh bizim şeref ve övünç kaynağımızdır. 15 Temmuz'un hemen akabinde başlattığımız sınır ötesi operasyonlarda ülkemizin selameti için her şeyi yapabileceğimizin bir başka ispatıdır. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi sınırlarımızın en ufak bir ihlaline de göz yummamız mümkün değildir. Her türlü terörün kökünü kuruttuncaya kadar şehitlerimizin ve gazilerimizin yolunda ilerlemeye, onların bize emanet ettiği barış ortamını korumaya kararlıyız.
Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumun her kesiminde sosyal devlet anlayışı ile devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çocuklar, kadınlar, ailelerimiz, engelli ve yaşlı vatandaşlarımız, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için, kısacası tüm toplum için devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirdik. Türkiye'yi sosyal devlet tanımının örnek ülkesi haline getirdik. Devlet hizmetini soğuk ve ulaşılmaz olmaktan çıkardık. Halkımızdan talep beklemiyoruz. Hizmeti onların bulunduğu yere taşıyoruz. Artık hiçbir vatandaşımız sorunlarıyla baş başa kalmak zorunda değil. Herkesin ihtiyacına özel hizmet modelleri üretiyoruz. Elbette bu geniş ailenin en kıymetli üyeleri olan şehit yakınları ve gazilerimize de özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz.